Bugün Sinop'tayız. Çobanın Kamerası kardeşimle beraberiz. Aynen. YouTube kanalı Çobanın Kamerası diye geçiyor. Aynen. Oradan Emre'nin de güzel videolarına ulaşabilirsiniz. Durağında çok büyük kurtlar var. Emre'nin zaten videolarında görürsünüz. Paşa diye bir köpeği vardı. Kurtların peşinde giderken, o dev kurdun peşinden giderken hayatını kaybetti. Emre'nin burada çok kurt var da. Aynen. Şu sıkıntı, zaman gelsin. Evet. Yaz olması sıkıntı. Aynen. Belki yani görüntüleyemeyebiliriz ama nasip. İnşallah evet, nasip diyelim. Aynen. Kısmet diyelim. Macera bizi bekliyor. İnşallah bu videoyu beğenirseniz Emre'nin kanalına, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden başlamadan önce videoya like atın lütfen. Aynen. Hadi gidelim. Eyvallah. Abi sen bu tarafa gel, sen o tarafa gel. Aynen. Ha? Serkan, nasıl, rahat mısın? Süper. Sizin buralarda ayı var mıydı Emre? Ayı burada yok da, Buzluk diye bir mevki var, orada görmüşler. Çok da iri olduğunu söylüyorlar. Olmama ihtimali %0 Emre. Aynen abi ya. Zaten ben bunu fotokabanla, tek bir tane fotokabanla kanıtladım. Kanıtladım ya. İlk burayı mı kuracağız? Aynen abi. Ya buradan gerisini yürüyelim. Araba gidiyor ama yürüyelim, biraz şey çıksın. Abi görüntülediğim kurtların %90'ını burada görüntüledim abi. Çünkü burası tam böyle sırt bir bölge. O zaman burada şöyle söyleyeyim. Neredeyse %100'e yakın bir ihtimalimiz var ama yine altını çize çize söylüyorum gençler. Şimdi siz devamlı çalışma yap abi, niye çekmedin, niye gitmiyorsun diye söylüyorsunuz. Yaz aylarındayız. Kurtlar genelde sonbahar, kış, bir de ilkbahar aylarında daha çok yoğun oluyorlar. Aynen. Görme ihtimaliniz aynen var. Aynen. Yani özellikle ya, özellikle de sonbaharda çok gezmelerinin sebebi de şu. Kışa hazırlık yapıyorlar abi. Yani o dönemler gelsek bizim yakalama şansımız %100'dü. %100'dü ama. Bu çok taze bu. Dışkı. Zaten göreceksin. Buraya geldiğin zaman biz fotokabanı buraya kurduk abi. Burada şurayı mı çektin? Genç bir kurt görüntüledik burada. Buradan tam şu köşede. Gündüz yani şu yolu kullanmadı, bu yoldan geçti. Aynen. Tam tepeden. Gündüz gözüne buradan geziyordu abi. Arka tarafını görüntüleyebildik. Ya karda, eskiden kalma iz bakıyorum da. Karda çok belli oluyor abi. Evet, karda belli olur, çamurda dışkı var. Eskiden kalma hepsi. Aynen. Eski yani. Bak yine aynı şekilde. Burada bayağı bir gezmişler. Burada keçin koyu bir şey yemiş bu. Kıllı çünkü dışkılar hep. Vallahi abi. Şimdi abi bu ağaç sürekli çekim yaptığımız ağaç. Bu ağaç. O kurtlar da buradan geçiyor abi. Bunun mesafesini falan bilmiyorum. Ben bunu yeni aldım gençler. Yurt dışından geldi. 4K çekim yapıyor. Bir kere bir deneyelim bunu, tamam mı? Aynen. İki sefer önüne geçelim. Bir bakalım. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah abi. İnşallah. Başladı. Aynen. Saniyesi. Başlıyor abi. Hadi bakalım. Tamamdır. Tamam. İnşallah. İkinci foto kapağını da buraya kuruyoruz. Bu benim hangisiymiş bakayım. Şurada çizik var mı, yok. Bu biraz daha sağlam mı? Şimdi bir tanesi var. Kendi kendine çok çekim yapıyor. Bir gidiyoruz arkadaş foto kapağının başına. Allah, 1000 tane görüntü var. Şimdi o 1000 tanesi nasıl ot izliyor. Tek tek izliyor. O 1000 tane yaklaşık 4-5 saat çekim yapmış. O 1000 tane. O çekimleri tek tek izliyorum. Neredeyse bir gün, iki gün boyunca ince detayına kadar aralarındaki görüntülerini sizle buluşturuyorum. Seninkini ne yapacağız? Benimki de buraya kuralım abi ya. Şimdi zaten 2 tane daha var. İkisini de oraya kurarız. Fazla gezelemeyiz yani. Biraz böyle espri gibi olacak. Bu, o büyük kurt dedim ya abi. O büyük kurt, ben videolarda genelde bu yol uzun diye 50 saniyeye ayarlıyorum hani fotokabana şey ayarını. Dişi kurt önden geliyor, onu çekiyor. Diğeri ondan 20-30 saniye sonra gelmiş. Ben sadece bir kurt görüntüledim diye düşünüyordum. Videoyu programda düzenlerken tesadüfen böyle ileri alıyorum, hızlandırmış bir şekilde. Videoyu sonuna kadar izlemedim zaten.
Bir baktım arkadan dev bir şey geliyor böyle. Abi şok oldum yani. Gerçekten o büyüğü değil mi? O büyüğü vurunca. Dedim bu ne böyle hani. Görmemiştim fotokopanı ekranından. Bilgisayarda fark ettin. İnşallah. Bu sefer duayı sana bırakıyorum. He. Senin uğurlu bir şeyin varsa. Ben çok duayı bilmem. Ya, nasıl bilmem ya? Nasıl bilmem? İnşallah kurt gelir diyemiyor musun? Bari onu söyle. Sıkıntı yok abi. Hadi duaya başlayalım o zaman. Buyur. Ben babama yağmur duası da yaptırırım. Buyur. Evet arkadaşlar inşallah Sinan abinin istediği görüntüleri fotokamanımız çeker. İnşallah güzel bir görüntü alır diyerek fotokaman abi söyle sen başlat. Ben mi başlatayım? Aynen biz bunu tamam, gün, burada sen başlat. Tamam şeytanlaracım bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. En sola bırakıyorum aynen, değil mi? Aynen tarafa. Tamam bismillah. Tamam başladı. Vurduğumuz yerler gayet güzel. Evet abi. Biraz da şanslıysak eğer çok güzel olacak. İnşallah abi inşallah. Benim durumum güzel. O sabah görülen domuzların da evet. Hareket etmesi çok normal bir şey değil. Muhtemelen onlar bir kurt gibi bir canlı kalmış olabilir. Yani çünkü kolay kolay sabah böyle hareket etmiyorlar yani yaptıkları yeri terk etmiyorlar. Serkan'ın lakabı mı? Kurt kovalı yani. Kurt gördü mü peşinden koşuyor. Hiç affetmiyor. Nasıl abi yetişebildin mi? Ha? Yetişme şansın oldu mu? Şansı yok. Kimse yetişemez. Aşağı falan ağlıyorlar düz ovada. O yüzden buradan sürekli aşağı iniyorlar kışın. Şuranın manzarasını göstermek istiyorum size. Emre gel sen de şurada bir poz verin. Çobanın kamerası. Sinan Saud. ama Emre şurayı bir çeksene. Gel gel. Şuradan bir kaysan var ya. Kurtulma şansın yok yemin ediyorum sana. Aşağıya kadar inersin yani. Aşağıya kadar inersin. Yuvarlana yuvarlana abi. Gerçekten abi. Mükemmel. Sağlam çıkar mısın bilmem. Mükemmel bu doğa. Çok güzel bir doğası var. Tamam mı? Tamam abi şunu ben şey yapayım. Dur az. Yani oraya şey yaparsın. Tavşan gelmiş ama. Bak. Çok yeni bir tavşan gelmiş aynen. Evet bu foto kapanında Serkan'ı açtırıyoruz. Serkan devamlı yardım ediyor. Allah razı olsun bana. Güzel bir kardeşim, güzel bir arkadaşım. Dediğim gibi onun da YouTube kanalı var Serkan Basun. Ona da bir destek olursanız seviniriz. Serkan buyurun. Ya Allah, ya bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şeyler yakalarız. İnşallah. Şey tamam. Çok güzel ya burası, çok iyi. Bu 5. foto kapanımız. İnşallah her birinden ayrı ayrı güzel görüntüler almayı Rabbim nasip etsin. Emre, senindir kardeşim. İnşallah buyur. Abi, inşallah. Güzel şeyler bekliyorum senden. İnşallah güzel görüntüler çekersin. Şöyle yapalım. Evet, tamam abi. Kapanları almaya gidiyoruz. Evet. Bayağı bir oldu. İnşallah güzel görüntüler yakalamışızdır. İnşallah abi. Çıkmasa da dediğim gibi hep bunu söylüyoruz. Mecbur dillendiriyorum. Çıkmasa da ya zaten mevsimi biraz az nadir görülüyor. Evet abi. Yani %1'den daha az bir şansımız var. Ama nasip yani. Aynen, nasip. İnşallah. Kışın gelir daha güzel fotokapanlar koruruz. Emre çıktı mı sence? Var mı bir şey? İnşallah abi. Bakacağız nasip. Ama öyle çok araç geçmiştir. Ya Allah bismillah. Neyiz? 17 tane var. Aynen. Hadi bakayım. Ne o? Var mı? Yemin. Karadeniz'de gerçekten çok fazla hayvan çeşitliliği var. Özellikle tavşan sayısı çok fazla. Birçoğunun görüntülerini de videoya koymadım.
Ama onun haricinde videoyu baştan sona izlerseniz göreceksiniz. Çok farklı hayvanlar çektik, muhteşem görüntüler yakaladık. Bunlar tavşanların görüntüleri. Bu görüntüde geçen de bir çakal, büyük ihtimal bir tavşan kovalıyor, avının peşinde. Bu da gündüz çekimi, tam hızlı bir şekilde geçmiş, arka kısmı gözükmüş, çakal olduğu belli kuyruğunda. Karaca, erkek bir karaca, boynuzlu, muhteşem bir şey, çok tatlı. İnşallah ülkemizde sayıları çoğalır. Ben fotokapanla Sinop'ta çok fazla görüntüledim. Videoyu baştan sona izlerseniz göreceksiniz. Ama dediğim gibi inşallah sayıları gittikçe çoğalır. Kurt yok be. Ne? Güzel bir karaca çekmişiz. Ciddi misin? Evet. Hadi bakayım. Vay! Yemin ederim çok sevindim ya. Vallahi ben de sevindim. Vallahi çok sevindim. Burada... Şu an kurt yok ama ilk görüntü bu. Yani diğerlerinde ne var bakalım dur. Tabii boşuna dua etmemişiz. Rabbim dualarımızı kabul etti. Karaca çekmişiz. Emre burası gerçekten doğal ortam. Aynen. Muhteşemmiş. 3-4 günde yani müthiş bir görüntü almış. Müthiş bir görüntü almışız. Sadece bir fotoğrafa baktık yani. Daha bir foto kapat. İnşallah bizimkiler de yüzümüzü kara çıkarmaz. İnşallah. Diğerlerine gidelim. Bu tamam. Efsane oldu. Normalde en son şuradakini kurduk da. Aynen. Yani bizim toplayacağımıza göre ikinci fotoğrafını topluyoruz. Hadi bakalım besmele çek. Gel gel buradan ilk. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Sona getir. En alttakini en sona getir. Haydi bismillah. Şimdi. İlk fotokapanda da söylemiştim. Tavşan sayısı Sinop'ta fotokapanı kurduğumuz bölgede çok fazla. İnşallah daha da artar sayıları. Tavşan, tilki, tabii tavşan olduğu zaman onu avlayacak hayvanlar da haliyle çoğalıyor. Özellikle tilki, çakal, kurt gibi. Bizim görüntülerimizde çok farklı hayvanlar yakalandı. Ama beni en sevindiren ilk görüntüde gördünüz ya, karaca, efsane görüntüler yakalamışız. İlerleyen zamanda diğer fotokapanlarda göreceksiniz. Ben şöyle bir şey söyleyeyim Sinan abi. Sen çok şanslısın mı diyorsun? Aynen, bak kurt neyse ben kurdu çok görüntüledik ama karacayı bir defa görüntüleme şansım olmuştu. İkinciye sana nasip oldu. Kısmet yani, ol. Aynen nasip. Başka normalde öyle çok karaca görüntüleme gibi şansın yok. Vay be. Kısmet. Evet. Evet. Üçüncü foto kapana da geldi. Üçüncü bana. Foto kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları da sen al. Şey biz beraber kurduk ama sen açtın ya. Tamam açalım. Sana açtıracağım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bunlardan ben pek ümitli değilim. Nedenini söyleyeyim. Bu bayağı çekim yapmış. Aşırı yapmış çünkü biliyorum ben bunun huyunu. Bir saate yakın çekim yapmış. Bu ne lan? Bu ne yapıyorsun bütün bunları? Çoban geçmiş ama. Adam davarı götürmüş. Vallahi adam davarı götürmüş ya. İyi götürmüş ama. Bizim Ali abi, Ali abi. Ali abi mi o? Vallahi Ali abi. Ve bir sansar. Söyledim ya, gerçek anlamda çok fazla hayvan çeşitliliği çekmişiz. Karadeniz muhteşem bir yer.
Kuş türleriyle alakalı herhangi bir bilgim yok. Bu kuşun ismini iyi bilmiyorum ama bilenler varsa lütfen yoruma yazsın. Tekrardan bir karaca, bir dişi. Çok güzeller. Gerçekten çok güzel hayvanlar ya. Ülkemizde sayılarının çoğalmasını gerçekten çok istiyorum inşallah. Daha da çoğalırlar. Ben birden fazla karaca çektiğimi düşünüyorum. Çünkü diğer görüntülerdeki karacalar erkekli dişili. Bölge uzak mı bölge? Farklı hayvanlar olduğunu düşünüyorum. Kameralara poz vermiş. İyice fotokapana yaklaşmış. Yakından daha da güzeller. Kutu bunlar ulan! Helal mi bitsin ya? Bana bak, benim telefonum şurada kaldı lan. Motta kaldı telefonum. Motta cebine telefon kaldı. Ay ya bana bak, baksana o kadar lan. Ulan bana bak, sap sap. Azıcık olsun sonra gideriz sana. Burada ya yok, değil mi? Sallara. Evet, hemen hemen hepsinde. Şu an üçüncüyü aldık değil mi? Aynen abi. Hepsinde bir şey var. Bunda da karaca var. Karaca. Hem de çok güzel çekmiş. Keşif karaca. Yakınına kadar gelmiş, otlamış. Buradan geçiyor falan. Gerçekten aynen. Çok güzel. Sansar var. Aynen. Daha böyle tavşan var. Aynen. Çoban geldi. Çoban geçmiş. Ala, o da söve geçmiş. Ali abi geldi. İsmini söyleme be dur. Ya sıkıntı olmaz. İsmini söyleme, ben onu koyayım. Aynen. Güzel de sövmüş yani. Söve geçmiş. Çobanların şeyi abi, vazgeçilmez. Evet, üçüncüyü aldık. Biri sende, senin çantanda. Aynen. Değil mi? Üçüncüyü aldık, gidiyoruz. Fotokapan sayısının fazla olması şansımızı arttırdı. Aynen. Güzel kareler de çektik. Yani bu kadarını ben tahmin etmiyordum. Ben de etmiyordum. Büyük bir tartışma var şu an. Çakal da kurt idi, çakal idi kurt idi ama aynen. Bizim tabii içimizden kurt olması var. Domuz ha, domuz evet. Çok tarzı. Kurt olması var ama büyük ihtimal şöyle söyleyeyim, o şimdi baktık iyice böyle dikkat ettik, kuyruğu kısa çakal olabilir. Aynen. Zaten biliyorsunuz bende de şans, çakal varsa bu yörede o çakalı çekerim hacı. Yani affetmem yani. İşte bak, bundan korkmuyordum, bu şey yapmış, mahvetmiş ortalığı. Çekmemiş mi? Yok, çok görüntü almış. Ve kameralarda yine bir tavşan. Etrafta gerçekten çimdik atıyorlar. Ve peşine tekrardan bir karaca. Hızlı bir şekilde oradan ayrılıyor. Herhalde bir tehlike sezdi. Çok hızlı koşuyor. Kamera biraz arkada yakalamış. Gerçekten çok hızlı. Bu da gece çekilmiş bir görüntüsü. Erkek bir karaca. Evet, boynuzları var. Erkek bir karaca. Gecenin karanlığında sessizce otlanıyor. Ve tekrardan bir tavşan. Video kapanın tarihinde ayarlama yapmamışız. O yüzden tarihte yanlışlık olabilir. Bunlar yazın 6. ay Haziran'da çekildi. Thank you.
Bunda tavşan genelde. Ama adres vermeyelim. Burada güzel tavşan varmış. Tamam mı? Yaşasın garibanlar. Avcılar mavcılar gelir mahvederler ortalığı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim hayırlısı neyse onu ver. Şu ana kadar çektiklerimizden zaten memnunuz. İnşallah daha iyisi de çıkar buradan. Haydi bismillah. En uğurlusu bu. Ve en çok görüntü yakaladığımız fotokapan bu oldu. Bu geçen bir çakal. Kamera görüntüsünden net gözükmüyor ama birçoğunuz kurt da zannedebilir. Boyundan dolayı ve yürüyüş şeklinden dolayı çakal olduğunu anlıyoruz. Ve tekrardan her fotokapanda olduğu gibi tavşanlar karşımızda. İlk başta da ve onlarca kez söylediğim gibi tavşan sayısı gerçekten çok fazla. Tavşan sayısı ve diğer hayvanlar fazla olunca yırtıcı hayvanların sayısı da artıyor. Ve muhteşem bir görüntü. Erkek bir karaca tekrardan. Foto kapana çok güzel yakalanmış. Gündüz vakti, arka ambiyans muhteşem. Artık o kadar çok elimde tavşan görüntüsü var ki birçoğunu koymadım. İzlemekten bıkarsınız diye. Ama gerçekten tavşanlar da çok tatlı hayvanlar. Burada dişili erkekli oynuyorlar. Bu geçen yine bir çakal. Bu istikameti çok fazla kullanmış. Bu bir tilki. Bu geçen de bir çakal. Kurt gibi görebilirsiniz ama maalesef kısa kuyruklu. Yürüyüş şeklinden belli. Boyu da zaten ufak. Tavşanlarla aynı karede göreceksiniz. O bölgede tavşanların da görüntüleri var. Neredeyse bir tilkiden biraz daha büyük bir hayvan. Aynı karaca, erkek karaca tekrardan o bölgede dolanıyor. Bu da dişisi. Büyük ihtimal ikisi çift. İkisini yan yana görmek isterdim ama ayrı ayrı kameralara yakalanmışlar. Bilgisayara taktığımızda göreceğiz. Bakalım çakal mı kurt mu? Ama çok güzel karaca. Ya ben bu kadar fazla karaca popülasyonu olduğunu bilmiyordum. Belki sen de bilmiyorsundur. Abi burada o kadar yok zaten. Hani. Yani bu foto kapanda bile bir dünya çekmişim. Burada mesela yukarıda çekmişiz. Aynen, burada ilk foto karaca görüntülemesi. İlk mi bu? Ama bayağı da görüntülemiş aynen, değil mi? Çok güzel poz vermiş. Ben buraya çok kez foto kapan kurdum. Karaca hiç denk gelmemişti yani. Kısmeti mi? O da senin şansın. Abi ceylanlardan yana şansım var. Evet, güzel görüntüler almışız. Ya hemen hemen tüm hayvanları çektik. Sadece yine söylüyoruz. Şeyde belli olacak.
onların... Kurt mu çakal mı oldu? Kurt mu çakal mı oldu? Uzaktan pek anlaşılmıyor. Uzaktan geçmiş çünkü. Yani. Bir de gece karanlığında geçmiş. Ama yürüyüş kurt. Evet, yürüyüş kurda benziyor ama o kurt sanki biraz kuyruk kısa gibi. Aynen. Kuyruk kısa gibi. Aynen. Kuyruk kısaysa zaten yani bakalım. Ama beraber inşallah o sonbaharda ya da hani evet. Kışın tekrardan burada buluşuruz. İnşallah. O zaman fazla fazla kurt göreceğimize inanıyorum ben yani. İnşallah. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Emre'nin kanalına da, Çoban'ın Kamerası kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Sinop'tan herkese selamlar. Aynen.